Biraz daha kalsam. Şu hazırladıklarımızı yesek. Haklısın, özür dilerim. Endeklerim ufaklı. Ay, bunları banyoya bırakacağım. Edith. Neden bu kadar evdeydin? İstifan daha birkaç gün önce vermedin mi? Stanford'dan tarih bölüm başkanına teklifimi aldım. Keşke. Cips, en sevdiğim ice'ti ve biraz da çerez. Yok, biraz daha zamanımız olsa senin için daha filli şeyler hazırlardım. Striptiziler falan. Cips yeterli. Art da gelecekmiş. Bir öğrencisi de gelişiyor. Sağır senin yerine George mu geçecek? George ya da Trim ben. Dekan hala bir kararı var mı? Aa, henüz aramadım. Tanrım, bu da ne John? Van Gogh'a benziyor. Daha önce hiç görmemiştim. Orijinal mi John? Yo, hayır. Sadece bir arkadaşımla hediyesi. Harika bir kopya. Aynı zamana ait sanırım. Yakından bakabilir miyim? Tabii, lütfen. Evet, Van Gogh kullandığı teknikler aynı. Arkasında bir şeyler yazıyor sanırım. Dostum Jack Borna. Kimdi acaba? Tanıdığı birisi herhalde. İyi tanı Sherlock. Buna mutlaka baktık bir değer biçilmesin. Belki bir ara baktırırım ama onu satmak istemiyorum doğrusu. Bunlar bitti. Tamamdır, hepsi bu kadar. Doğal gaz kesildi ama elektrik hala olmalı. Evet. O zaman... Koltuklar ne zaman gidecek John? Akşamüstü gidecek. Şimdi at adını çıkarsanız iyi edersiniz. Yere oturmayalı uzun yıllar olmuştu. Hatun adını bile hatırlamıyorum. Sırt içi neydi? Tantik gibi yapacaksak neden olmasın? John, gidiyorsun ve sen de kabul edersin ki epey ani oldu. Bir sorun mu var? Hayır, gerçekten bir sorun yok. İşte şimdi meraklandırdın dostum. Makamımı bırakıyorum. 10 yıllık profesörün ardından bölüm başkanlığı için gün sayıyorsun ve nereye gittiğini bilmiyor musun? Kapalı alan fobisti. Uzun süre aynı yerde kalınca ayaklarım karıncalanıyor. Yok artık. Bundan cevap olamayacak kadar gençsin. Ve 10 yıldır bir gıdım yaşlanmadım. Fakültedeki kadınlar bunun sırrını öğrenmek için dünyaları verir. Peşinde oldukları tek şey o değil Edith. Yok Mary. Vay be. Bunu çekmeye gücün yetiyor mu cidden? O ne be? Bununla ne alıyorsun? Genellikle geyik. Ok ve yayla mı? Çoğu insan dürbünü bir tüfekle bile geyiği zor yakalar. Tadı da ayrı bizim Edith. Aynen öyle. Vahşi bir oyun. Doğal yaşa, doğal yaşa. Gerçekten güzelmiş. Ay. Naber? Hoş geldin. Hoş bulduk. Linda'yı hatırladın mı? Geçen dönem dersini almıştık. Hatırladım. Merhaba. Şimdi de benim yeni kurbanlarımdan biri oldu. Eve bırakıyordum, bir hoşça kal demek istedim. İyi yapmışsın. Art duyduğum kadar zor bir hoca mı? Arkeolojinin kendisi zor ama Dr. Jenkins iyi bir hoca. Bak, bu politik bir cevap oldu. Doğrusu bu. Sana yolda okuman için bir kitap getirdim. Mağaradaki gölgeler. İlk insanlarla benzerliklerimiz. Yazan Art Jenkins. Ooo! Ne demek? Şimdi ya da asla. Millet bu Linda. Linda bunlar benim. Merhaba. Selam Linda. Çok umurumda olduğundan değil mi? Yolculuk nereye John? Biz o konuyu konuştuk. John yerinde duramıyormuş. John, derdin için birkaç tezgahlı çözüm var. Harry. O zaman bir sorun olmalı John. Teşekkür ederim. Bakın gerçekten bir sorun yok. Boş verin, hadi arkamıza yaslanalım. Günün tadını çıkaralım. Aa, bir de... Yine ekiplikle peşinde mi o? Bir de elimde bu var. Ha siktir yeşil Johnny Walker. Vay be. Bunun yeşili olduğundan haberim bile. Ne kadar maaş alıyorsun lan sen? Kurcalama orayı. Ama bardakları topladım. Elimizde bir tek plastik bardaklar var. Fedakarlı yapmaya hazırım. Hayır hayır, şeref bana hayır. Hayır. Yatırın bakalım bardakları. John, ayarladın mı gideceğin yerle? Buralar konuştun mu? Ayarladım ama burada bir takım sıkıntılar var. Rektör problem çıkarıyormuş. Olur öyle, ayarlarsın ya. Hadi Harry. Tamam. Art, sen almıyor musun? Yok, ben almıyorum, sağ ol. Linda? Sağ olun, ben hiç içmiyorum. En azından aramıza katıl, seni yiyecek değiliz ya. O zaman uzun hayata ve iyi talih dostumuz John Altman'a. Umarım gittiğin yerde aradığını bulursun. İşte buna içilir. Nazdravya. Şerefe. Çok iyiymiş be. Bak John, gitmene hepimiz çok üzülüyoruz gerçekten. Ama
Neyse, bu konuyu da kapadığımıza göre günün geri kalanında ne konuşuyoruz? Elinde bunun gibi iyi konu olan var mı? Bu yeterince iyi mi? O da böyle. Oyma aleti. Papağan gagasından. Erken Magdalen döneminden kalma. Bir bakabilir miyim? Elbette. Tam da dediğin gibi. Oyma aleti mi? Genelde taştan yapılır ama bunlar. Ah şu taşlar. Bir konuşabilse değil mi artık? John, nereden buldun bunu? Ya bit pazarından. $5. Ne kadar şanslı bir herifsin ya. Ben bunları bulmak için sağa solu kazıyorum her gün. Bir bakacak mısın? Bakayım ona evet. Aslında gelmeniz beni çok memnun etti biliyor musunuz? Deme be. Kaçmana gözüm uzak değildik ya. John, gerçekten sorun ne? Aranıyor musun? Hem öyleyse bile söyle. Seni gammazlayacak değiliz ya. Varsa böyle bir şey çekeyim mi? Dostlar meclisindeyiz. Dostlar biraz fazla meraklı. Bilmiyorum. 9, 8, 7, 6, 5... Kes şunu. Aslında uzun zamandır size söylemek istediğim bir şey var. Ama bunu daha önce hiç yapmadım ve nasıl bir tepki alacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Size aptalca bir soru sorabilir miyim? John, bize öğretmen işimiz zaten aptalca sorulara cevap vermek. Demek öyle. Yontma taşlarından bir mağara adamı günümüze kadar hayatta kalmayı başarmış olsa. Hayatta kalmayı başarmış olmakla neyi kastediyorsun? Öyle miyim? Evet. Nasıl görünürdü? Ben birkaç tane tanıyorum. Cool tipler. İlginç bir fikir. Ne bu? Bilim kurgu mu yazıyorsun? Öyle olduğunu farz edin. Devam edin. Yani oldukça yordum görünürlerdi herhalde. Aslında Art'ın da kitabın ismini belirttiği gibi tıpkı bizlere benzerdi. Ben mağara adamından bahsediyoruz. Mağara adamlarıyla bizim aramızda anatomik olarak bir fark yoktu ki Edith. Yapı olarak biz biraz daha uzun. Bu uzunluğunun doğal seleksiyonluk avantajı nedir? Yırtıcıları uzun okların arasından daha rahat görebilmek hayatı. Ayrıca uzun boylu olmak sıcak iklimlerde sıcaklığın vücuda daha iyi yayılmasını da sağlar. Ya Neandertaller için olduğu gibi bizim için de geçerli. Ama yine de bir mağara adamı olurdu değil mi? Hayır olmazdı. John adamı sadece 14 yüzyıl yaşamış olurdu. Kabaca öyle. Ve bizim kadar zeki olurdu. Çünkü Kromagnonlar en az bizler kadar zeki olduğunu biliyoruz. Sadece bizler kadar bilgiye sahip değiller. Eğer John adamı meraklı biri olsaydı şu anki bilgisi hayret verici boyutlarda olurdu. John, bunu yazarsan muhakkak bana göster. Antropolojik hatalar yapma ihtimalim var. Tamamdır dostum, sen de. Peki onun hayatta kalmasını sağlayacak olan şey ne olurdu? Biyoloğumuz ne diyor? Sigara ve dondurma! tamam, ben de öyle. Vücut hücrelerinin yenilenmesi. Özellikle de hayati organların. İnsan vücudu yaklaşık 190 yıl yaşayacak şekilde gelişmiş. Ama lakin çoğumuz onu yavaş yavaş zehirleriz. Belki de o tarih boyunca herkesin yanlış yaptığı bir şeyin doğrusunu yaptı. Derken, iyi biçim temiz hava mı solur? Aslında o dediklerin eskiden daha bozulmamıştı. Biz yaşam süremizi uzattık ama şu anki dünya yaşamak için ideal değil. Yo, bu mümkün. Mesela pankreas her 24 saatte bir yenilenir. Miden 2-3 gün sürer. 7 yılda bütün vücut hücreleri yenilenir. Ama zamanla bu süreç sekteye uğrar, hücresel atıklar çoğalır ve yaşamın yerine ölüm olur. Ama bir şekilde o bağışıklık sistemindeki ufak bir farklılık panzehir üretmiş ve hücre yenilenmesinde kusursuzluk sağlamış olsaydı çürümeyi tamamen durdurabilirdi. Bu hepimizin öğrenmek isteyeceği bir sır olurdu. 14 bin yıl yaşamaktan bahsediyorum Edith. Bunu gerçekten öğrenmek ister miyim? Evet. Eğer sağlıklı kalacaksak ve yaşlanmayacaksak neden olmasın ki? Hem öğrenmenin sınırı olmazdı. Çok. Tekrar düşündüğümde bu gerçekten mümkün ya. Zaten her şey mümkün değil mi? Bir çağın hayali, bir sonraki çağın gerçeği olmadı mı? Kolomb'un deli olduğunu söylemediler mi? Ya da kim o paso, Kopernik? Onlar piyasada yokken Aristarkus vardı. Christoph Kolomb'la yelken açma şansım da oldu ama ben pek macera perest biri sayılmam. Ne? Dünyanın yuvarlak olduğundan da oldukça emindim aslında ama bir noktada tereddüt etmedim değil. Hani kenarından düşersen bile. John, sanırım biz az önce o kenardan düştük bile. Bir yerde bir şaka yaptın ama biz bunu anlamadık John. Anlayacak bir şey yok dostum. Tam olarak neden bahsediyoruz? 14 bin yıl hayatta kalabilmiş bir mağara adamı olduğunu mu söylüyorsun? Tıpkı dediğin gibi, öğrenmenin sınırı yok. Öğrenmeyi öğrendikten sonra tabii. Sen içmeye bizden önce mi başladın? Hayır. Bilim kurgu işte, devam edin, düşünün bakalım. Pekala, eski çağlardan bir Kromagnon hala hayatta. Ne kaçırdım? John az önce 14 bin yaşında olduğunu itiraf etti. Yok hayatım, 900'den biraz fazla duruyorsun. Teşekkür ederim. Harika. Pekala Spock, ben oynuyorum. Ne istiyorsan söyle, bir sonuca varalım artık. Her 10 yılda bir insanlar yaşlanmadığını fark ettiğinde taşınıyorum. Güzel cevap. Bitirdiğinde ver de ben de okuyayım bari. Devam etmemi ister misin? Kesinlikle. Yani şimdi sen diyorsun ki bir Kromagnon olsun, öyle mi? Bunu okulda öğrenmedim Eli.
haritalar, antropolojik veriler, araştırmalar içinde varabildiğim en iyi sonuç bu. Mezopotamya'dan beri son 4000 yıl hatırladığımı söyleyebilirim. Sen hepimizden öndesin. Devam et bari. Pekala, siz zaten ayrıntılara hakimsiniz. O yüzden fazla uzatmayacağım. İlk hayatım olarak adlandırdığım hayatta yaklaşık 35 yaşına kadar yaşlandım. Yani gördüğünüz bu adam. Ardından kendimi kabilenin lideri olarak buldum. Benim gücü zannettiler, liderlik için kavga etmem dahi gerekmedi. Sonra zamanla korkuları arttı ve beni dışladılar. Geç kalmak için onların hayatlarını çaldığını düşündüler. Vampir mitinin tarih öncesi kökeni. Oldukça iyi. İlk 1000 yıl sağım solumdan haritaladım. İlk 1000 yıl nasıl hatırlıyorsun peki? Dayandırılmış bir tane. Anılarım, hatırladıklarım üzerine. Çoğumuz kendi çocukluğumuzu bile zar zor hatırlıyoruz. Sen o dönemden kalma anıların olduğunu söylüyorsun. Tıpkı seninkiler gibi seçici anılar artık. Bilirsin, travmalar, çöküş noktaları. İnsan acıyı unutmaz. 3 yaşında da olsa 35 yaşında. Devam et lütfen. Hiç ölmediğim için sürekli takip edildim, durdum. Bu da bana bulduğum yeni gruplara katılma alışkanlığı edindim. Ha, düzenli olarak yer değiştirmek için de bu noktada doğdu tabii. O zamanlar yarı göçmenlik, iyi havayı kollar, an neredeyse o belli anlar. İlk 2000 yıl soğuktu. Buzul çağının sonuydu sanırım. Yer şekilleri nasıldı? Dağlık, batıya doğru uzanan geniş düzlükler vardı. Batı, okulda öğrenebileceğin bir bilgi. Güneşin battığı tarafta. O zamanlar sanırım şimdi Fransa sahilleri olarak adlandırdığımız yerden Britanya adaları oluyor. Geniş bir vadi, kocaman dağlar. Evet, batan güneşin gölgeleri üzerine düşer. Aa, tabii bu kıtanın ayrılmalarından hemen önceydi. Dem, gerçekten yaşandı mı? Evet. Teşekkürler. Pleistosen döneminin sonunda. Şu ana kadar anlattıkları kusursuz. Tabii her kitapta yazıyor zaten bunlar. Aynen, ben de onlardan öğrendim. Eğer bunları zaten bilmeseydim nasıl bilinçli olarak hatırlayabilirdim? Bunlar yalnız canlılardan arta kalanlar. Benim yaptığımsa hatırladıklarımla modern bulguları örtüştüm. Mağara adamı. Kafana bir sopayla vurup beni yatağa götürecek misin? Ayıkken daha eğlenceli olur dedim. Can! Şimdi bakalım anlamış mıyım? Sen reenkarnasyondan bahsetmiyorsun. Yüzlerce farklı hayatta dirilmekten, ölmekten, tekrar gelip sürekli bir şeyler öğrenmekten de bahsetmiyorsun. Tek bir hayat. Ama ne hayat. Vay be. Belki şu reenkarnasyon olayının özü de böyle bir şeydir ha. Tekrar tekrar gelip sürekli bir şeyler öğrenmek. Lakin sen bir şekilde diğer vücutları es geçtin. Nasıl? Peki sonuç nedir? Peki ya okyanuslar? Onları epey sonradan gördüm. Bir okyanusu bir gölden nasıl ayırt ettiniz? Büyük dalgalar, kuvvetli rüzgarlar, bu gibi şeyler. Peki her şey nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi? Eskiden, yani çok eskiden oturur yıldızlara bakar düşünürdük. Yukarıda koca koca adamlar olmalı. Yoksa yeryüzündeki onca şey nasıl var olmuş olabilirdi ki? Başlarda sorun bende diye düşündüm. Hiç yaşlanmadığım için kötü biri olabilir miydim? Ya da aksine kutsanmış. Sonraları ise bir misyonum olabileceğini düşündüm. Hala öyle mi düşünüyorsunuz? Tanrının işini akıl ermez. Sanırım sadece var oldum. Vay be. Efendim? Evet Ali, sorun ne? Ya bir saniye, sen de. Geldim. Aa, bizim sınıfın vize notları burada mı? Al bakayım. Evet, burada. Üzgünüm, akademik yayınların arasında karışmış. Evet, evet, buldum. Anladım, ailemden çektim. Ama yok yok, merak etme. Sorun yok. Geçmişsin zaten, Cihart. Tamamdır, görüşürüz. Kendine iyi bak. Deksi neden Cihart olarak değiştirdin ki? İyi çocuk. Zaten tarih tıp öğrencisinin ne işine yarayacak? Affedersiniz arkadaşlar. John, devam et lütfen. Hadi ama bu konuyu kapatabilir miyiz artık? Hayır hayır. Benim oldukça ilgimi çekti. Hem mantıklı da gidiyor. Hegel'in dediği gibi. Absürt öncülerden mantıklı çıkarımları. Peki o Van Gogh tablosu? Kendisi bizzat vardı. O zamanlar adım Jack Bourne'du. Domuz çiftliğim var. Domuz çiftliği mi? Çalışırken ellerimi kullanmayı severim. Gelip çiftlik yakınlarına resim yapardı. Onunla doğayı sanatta yakalama fikrini konuşmuştum. Emin oldun manzara resimleri. O zamanları yoktu ama tanısa severdim. Kesinlikle. Aslına bakarsanız nereli olduğunuzu bilmemenizi bir türlü anlayamıyorum. Hem coğrafya değişmedi ki. Bunu şeyden öğrenmiştim. Profesör Aysin'in samimi anlatımında. Ayrıca bence haklısın. 5 yaşındayken nerede yaşıyordun? Little Rock. Annen seni markete götürür müydü? Evet. Evini baz aldığında hangi yöndeydi? Bilmem. Ne kadar uzaktaydı? 3 blok kadar. Peki oraya bugün geri dönsen evini bıraktığın gibi bulabilir misin? Hayır, sanmıyorum. Farklıdır. İşte o yüzden evine asla geri dönemezsin, doğru bir deyiş. Şimdi bir de benim bakış açımdan düşün. Gezdiğim, göç ettiğim yerlerin haddi hesabı yok. Gözlerim dağlar, ovalar, ormanlar görürdü. Şimdi ise alışveriş merkezleri, otoparklar görüyorum. Bir de unutmamam gereken onca şeyi düşün. Ayrıca sürekli taşınıyorsun. Aynen. Ya, yaşlanmamamla ilgili söylediklerimi hatırla. Buna mecburum. Aslında
sonraki 10 yılı kurgulayıp yer değiştirerek yaşamak bir noktaya kadar mantıklı. Birkaç kez bunu da yaptım biliyor musun? Kendi oğlum bile oldu. Vay sen de mühendissin. Benim oğlusun demek. İyi adam. Ailenin detaylarına hakim oluyorsunuz. Üstelik pek çok dertten de kurtarıyorum. Ama bunu yaparken birkaç kez yakalandım da. Evet evet hiç unutmuyorum. 1862'de Belçika'da bir yıl hapis yattım. Resmi belgede sahtecilik. Amerika ne zaman geldiniz? 1890'da Van Gogh öldükten hemen sonra geldim. Birkaç Fransız göçmenle seyahat ettim. John, her soruya verecek bir cevabım var. Sadece bir ağaç. Niye anlatıyorsun ki bize bunları? Haklısınız, belki de bu iyi bir fikir değil mi? Size kendim olarak veda etmek istedim, tanıdığınız kişi olarak değil. Bir problemin olduğunu düşünüyoruz yalnız. Hem de ciddi bir problem. Peki John, geçmişini eski hayatını hatırlatacak hiçbir şey saklamadın mı? Mesela bunun gibi. 100 yıl, 1000 yıl, ne bileyim 10.000 yıl yaşasaydın bunu saklar mıydın? Bunu saklamana ne sebep olurdu lan? Başlangıcı bir anı olarak mı saklardın? Başlangıcı hiç bilmesen bile. Ben söyleyeyim. Atardım giderdim. Yani cevabım hayır. Hiçbir hatıralarım yok. Senin olsun. Yalan söyleyebilirdin oysa. Mutfakta hala hazırlamam gereken kutular var. Ben yardım edeyim. Seni seviyorum. Biliyorsun. Biliyorum. Ofisteki ilk günümden beri. Sana gerçekten çok değer veriyorum ama artık sen de neyin içinde olduğunu biliyorsun. Gerçekten bu mağara adamı olduğunu mu düşünüyorsun? Yasak. Beni sevebilir misin? Yoksa buna da mı inanmıyorsun? Sana gerçekten değer veriyorum sen. Beni etkiliyorsun. Ama başıma defalarca kez geldi. Bu kadar mı ya? Eğer söylediklerim doğruysa sen ve çocuklar yaşlanacaksınız. Bense bir gün çekip gideceğim. Yine kendinden gençlere ilgi duyacaksın. Tek gerçek şu ki, sana sonsuzluğu veremem. Sonsuzluk mu? Kim görmüş ki sonsuzluğu? Anne ve baba, ben doğmadan önce boşanmış. Annemin ikinci evliliğiyle 3 yıl kadar falan sürmüş. Ölüm, hastalık. Ne olacağını kim bilir ki John? Seni seviyorum. Ne alsan kârdır. 10 yıl yeter mi? Ben yokken arkamdan konuşmuyorum. John anlattıklarında ciddi mi? Yani öyleyse bu durum beni gerçekten üzer. Böyle bir gerçeği nasıl olur da 10 yıldır bizden saklar? En azından tehlikeli gözükmüyor. Sen ne yapıyorsun? Yerlere kamera veya mikrofon sakladın eminim. Eğer bütün bunlar bir oyundan ibaretse oyunculuğunun bu kadar iyi olduğunu hiç tahmin etmezdim. Deli saçması işte. Tamam neyse çabuk ol lütfen. Harry ne yapıyorsun? Reflekslerimi yokladım. Ne kadar hızlısın bakayım dedim. Arkamda gözlerim yok dostum. Süpermen değil. Playback seslerini de duymuyorum. Olabilir ama ben karatede siyah kuşağım. 1000 yıl daha çalışmama göre iyi ya. İyi gösterir Harry. Açtırma ağzını lan. Benim hala bazı sorularım var. Benim de. Eski dillerden hatırladığım var mı bari? Birkaç bir şey var aslında. Pek değişmiyor. Peki hiç mağara duvarlarına resim falan yaptığınız oldu mu? Lezeyziz'deki feyadan heykelleri biliyor musun? Evet. Onları yapan adamın adı Girarur. İyi iş çıkardı. Avlamak istediğimiz hayvanların resimlerini çizerdi. Elimiz boş döndüğümüz bir avdan sonra kabilenin şefi onun dişlerini söktü. Büyüsü işe yaramadı zannetti herhalde. Daha sonra onun için yemekleri başkasına çiğnemesi gerekti. Haliyle ağzına bir enfeksiyon başladı, terk edildi. Berbat. Öyle, onu iyi belirlemen lazım. Peki bu yüzden mi öğrencileriniz tarih bilginizin muazzam olduğunu söylüyor? Yok hayır, sadece dersimle çalışıyorum. Her seferinde başka bir yer, başka bir adam. Peki o zaman bilginle de şeyleri konuşalım John. Ne biliyorsun? Tarihin başlangıcından sonrası mı? Cesaretlendirme şunu. Edit. Sonraki birkaç bin yıl hava giderek ısındı. Birkaç bin yıl. Bak işte şimdi tahminlere başladım. Bu konuda kesinlik belirtemem artık. Öyle var. Ben geleyim, mamut. Bizon, at avladınız. İklim değiştikçe oyun alanınız kuzeye doğru kaymaya başladı. Bitkileri toplamak yerine yetiştirmeye başladınız. Hayvanları avlamak yerine kendiniz büyütmeye başladınız. Doğru gidiyorum değil mi? Neyse, sonra gölgelerde yaşamak daha popüler oldu. Balıkçılık, kümesçilik falan. Hadi amacım, bütün kitaplarda yazıyor zaten. Niye anlatıyorsun bunları? Aynen öyle, seninkinde bile yazıyor. Biliyor musun, çoğu şeyi doğru biliyorsun aslında. Ama ben doğuya yöneldim. Dünyayı merak etmeye başlamıştım.
Doğu, güneşin doğdu ya. Aynen öyle. Daha sıcak olur diye düşündüm. Okyanusu da ilk o zaman gördüm işte. Ya da bir dakika öyle, sanırım Akdeniz'de, evet. Doğudan gelen ticaret yollarını takip ettim. İlerledikçe yeni diller öğrendim. Tabii gittiğim her yerde farklı tanrılar, farklı mitolojiler, o kadar fazla, o kadar çoktular ki. Sonra hepsinin saçmalıktan ibaret olduğunu fark ettim. İlk 1-2 bin yıl Sümerliydim. Sonra Hammurabi yönetimi altındaki bir Babil'deydim. Daha sonra da birkaç bin yıl Fenikeli olarak denizlerde seyahat ettim. Gördüğünüz gibi avcı toplayıcı zamanlarda yer değiştirmek kolaydı. Ama köyler ortaya çıktıktan sonra işler değişti. Merkezi otoritenin hakim olduğu şehir düzeni benim için hala zorlayıcı. Ama gün geçtikçe ben de yeni yöntemler buluyordum tabii. Birkaç kez kendi ölümümü dahi kurguladım. Sonra doğuya devam ettim. Hindistan'a vardım. Şanslıymışım ki tam da buranın yaşadığı zaman. Şans demek. Tanıdığım en olağanüstü alanı. Bana öğrettiklerini hayal dahi edemezdim. Nasıl yani? Buda'nın öğrencisi miydin? Evet, Buda ölene kadar öyleydim. Ben de bir gariplik olduğunu fark ettim ama ona hiç bahsetmedim. Bunu olağanüstü. Biraz daha devam edersen keşke gerçek olsaydı diyeceğim. Ben de. Ama bütün bunlar doğru olsa bize niye anlatırsın ki? Bir bakmışsın, gidip herkese anlatmışız. Odanın içine dönüp dolaşan bir hikaye. İnandırıcılığı yok. Zaten bugün hepinizi inandırsam bile muhtemelen bir ay geçmeden hepiniz inkar edersiniz. Kiminiz benim için psikopatlar, geri kalanınızsa boşa harcadığım bugün için bana kızarım. Bazılarımız halihazırda oldukça kızgın zaten. Pekala, haklısınız. Bu kadar yeter. Bu iyi bir fikir değildi. Sizi buna daha fazla karıştırmak istemiyorum. O halde neden anlatıyorsun? Çünkü size kendim olarak... Veda etmek istedim. Sanırım bunu başardın. Artık her kimsen. Sakin ol Edith. Hadi hocam devini notlandırıyoruz. Ben neler döndüğünü şimdi anladım. Ben sen iyi polis oynuyorsun. Devam et bari. Şimdiye kadar çoktan gitmeliydim. Ama kalacağım. Çünkü bütün bunlar ne anlama geliyor öğrenmek istiyorum artık. Ben de öyle. Ya tüm bunlar ne için? Doktor Freud'a soralım, ne dersiniz? Hoş geldin. Selam Art, John. Gitmeden seni görebildiğime sevindim. Kuşlar... Çekildiğimi söyledi. Muhtemelen delirdiğimi de söylemişlerdi. Seni gördüğüme sevindim. İşler hiç beklediğim gibi gitmiyor. Öyleymiş, duydum. Hoş geldiniz. Aç mısınız? Teşekkürler Topu. Bill, viski. Johnny Walker, Green Label. Buna hayır demem. Gözüme tanıdık geldin tatlım. Linda Murphy. Salı günkü psikoloji bir dersinizi alıyorum Doktor Gürbür. Pekala, böyle bir ders yapacağımı hiç düşünmezdim. Lakin bir yerden başlasak iyi olacak. Açık olduğum için beni bağışla John. Ama bu insanlar senin için endişeleniyorlar. Doğru, kartondan dinozor şekilde bir keşke başından dinleme şansım olsaydı. Ben de çok isterdim. Söylemek istediğim bir şey var. John'un bize bu hikayenin doğru olduğunu kanıtlaması mümkün değil. Bizim de ne kadar istersek isteyelim, ne kadar donanımlı olursak olalım, aksini ispat etmemiz de öyle. Yani arkadaşımız ya bir mağara adamı, ya yalancı... Ya da deli. Peki gerçeği öğrenmek istiyorsak neden dinlemeye devam etmiyoruz? Belki o bizi kendi gerçekliğine inandırır ya da biz onu aramıza, kendi dünyamıza çekeriz. İnandırmak mı? Hem kimin gerçekliği? Hangi gerçek? Demek bir mağara adamısın. Evet, sanırım bir kromatman. Bir mağara adamı olup olmadığını bilmiyor musun? Hayır, bundan oldukça eminim. O halde bir kromatmansın. Bunu ilk ne zaman fark ettin? Kromatmanlar antropolojik olarak tanımlandıklarında benim de bir kimliğim olmuş oldu. Lütfen devam et. Eminim anlatacak daha çok şeyim var. Koltuğa uzanmamı da ister misin doktor? Nasıl istersen. Ben bir hekimim ve merak ediyorum. Anlattığım bu muazzam uzunluktaki hayatın boyunca hiç hastalandığını oldu mu? Elbette, herkes gibi. Ciddi hastalıklar mıydı? Bazen evet. Ne gibi? Tarif edebilir misin? Tarih öncesine ilişkin pek bir şey söyleyemem ama son birkaç yüzyılda çiçek, tifo, sarı hurma, bir de kara veba attım. Hıyarcıklı veba. Korkunç. Tarihte anlatıldığından da kötü. Peki ya çiçek hastalığı? Hiç yara izi kalmadı mı? Hiç yara izim yok. Yapma John, bu mümkün değil. Şimdilik John'un hikayesini olduğu gibi kabul edelim, anlamaya çalışalım. Sonuçta yara izi kalmaması anlattığı diğer şeylerden pek de farklı değil. Evet. John, zahmet olmazsa gitmeden laboratuvarıma bir uğra da arkadaşım ve biyoloğun olarak sana birkaç test uygulayayım ha. Üzgünüm Eric. Öyle yerlerden korkuyorum. Önlük giymiş sigara içen adamların üzerinde binlerce yıl deney yapmasından çekiniyorum. Sana ihanet edeceğimi düşünmüyorsun değil mi? Hayır tabii ki hayır ama yerin kulağı var. Ama tıbbi testler dediklerine kanıt olabilir John. Bir şey kanıtlama çabası içinde değil ki de. Biz de bu yüzyılın en büyük olayını anlatıyorsun. Ama inanıp inanmamamız umurunda bile değil mi? Sizler sandığım kadar çılgın değilsiniz. Çok şükür. Seni hep sevmişimdir Edith. Sağ ol tatlım, ne oldu ki? Çünkü bu değişmek üzere. Bu saçmalığa inandığını söyleme sakın. Tanıdığımız ve güvenilir olduğunu bildiğimiz birine karşı biraz daha nazik olabiliriz Edith. Burada hikayesini çürütemeden çok dinliyorsunuz. Elinizden gelen yalnızca onun anlattıklarını çiğe alma. John, sen bir doğruyu söylesene. İçinden bize gülüyor musun şu an? Keşke böyle düşünmeseydin Art.
Bu anlattıklarına sağduyu kavramımıza hakaret ediyorsun resmen. Kuantum mekanikleri ve izafiyet teorisi de öyle. Doğa bu şekilde işliyor. Ama senin doğan bizim filo işmiyor. Çok az şey biliyoruz Udan, çok az şey. Söylesenize kaçınız kendi alanınızda sizinle aynı fikirde olmayan 5 daha sayılır. Hepsini bol gitsin. Henry, yaş saptal şakaları yetmiyormuş gibi bir de sen başlamadan. Çok teşekkürler Edith. Belki 110 yaşıma geldiğimde senin kadar zeki olabilirim ha. John kadar yaşasan bile yine çocuk kalırsın. Sakin olun arkadaşlar. İnsan hayatında kaç sefer mağara adamı olduğunu söyleyen biriyle tanışır ki? İlk sefer bana yetti de arttı bile. Edith. Pekala John. Bu kadar uzun zamanda pek çok konuda çalışmalar yapmış olmalısın. Evet evet. Sizin alanlarınız da dahil toplam 10 dalda doktoram var. Abi seninki hariç. Vay be, kendimi birden önemsiz hissettim lan. Hepsi toplamda 170 yıla yayılıyor. Biyoloji doktoramı 1840'ta Oxford'da aldım. Yani zamanın biraz gerisindeyim. Aslında diğer alanlar için de aynı şey geçerli. Yani düşünsenize, kendi alanlarınızda bunca yıl gelişmeleri takip etmeniz mümkün olmaz. Her şeyi bilen süper bilgi hikayemiz de sona ermiş oldu. Üzerine bastığı noktayı anlıyorum canım. Hiçbir insan kendi ırkının en iyilerinden bildiğin daha iyisini bilemez. Asla kendi zamanının ötesine geçemez. Eğer yanılmıyorsam, sen de dünyanın yuvarlak olduğunu tüm insanlıkla beraber öğrendin değil mi? Hayır, bu biraz zaman aldı. Geçmişte iletişim günümüzdeki kadar kolay değilken sosyal engeller de vardı. Önyargılar, kilise. On doktor ha? Hepsinde ders verebildin mi bari bu olanları? Bazılarında evet. Siz olsanız siz de aynısını yapardınız. Arkadaşlar bakın bunca yıl yaşamak beni dahil falan yapmadı. Yalnızca bolca zaman oldu. Zaman. Göremeyiz, duyamayız, tartamayız. Laboratuvarda teste sokamayız. Bir nanosaniye önceki halimizle şimdiki halimiz ve bir nanosaniye sonra olacağımızın sübjektif varoluş farkındalığı. Hopiler zamanı bir manzaraya benzetmişler. Önümüzdeki ve arkamızdaki bir manzara. Biz de sadece içinde ilerliyoruz. Dilim dilim. Saatler zamanı ölçer. Hayır. Her saat kendini ölçer. Her saatin referansı başka bir saat. Aman ne ilginç. Ya bunun John'la ne ilgisi var? O bizim bildiğimiz zamanın dışında yaşayan biri olabilir. Peki. Tamam. İnsanlar bu zamanda silahsız dolaşmıyor. Seni vursam ölür müsün John? Ölümsüz müsün? Ölümsüz olduğumu söylemedim mi? Sadece yaşlıyım. Kim bilir belki ölürüm. Sen de içeride geçirdiğin süre boyunca kimi vurduğunu düşünüp durursun. Yapmanın bir sakıncası var mı? Silahı tercih ederim Bil. Bil, bu biraz fazla olmadı mı sanki? Onca kitap doktora. Evet değişmişsin ama insan doğası değişmez. Arka bahçende çömelip avladıklarını yemek seni mutlu etmez miydi? Biliyor musun bazen onu da yapıyorum. Oturup yıldızlara bakıyorum. İlkel insanlar yıldızlara bakıp ne düşünüyor? Gizem. O zamanlar yukarıda tanrılar vardı. Yani onlarla tanışıklı olan şamanlar öyle öğretir. Hala öyle değil mi? Hiç bitmesini istedin mi? Hayır. 14 bin yıl. Hastalıklar, afetler. Hepsini atlattın. Çok şanslı bir adammışsın. Hep muazzam uzunluktaki hayatın hakkında konuştun. Peki ya ölüm John? Ölüm hakkında ne düşünüyorsun? Ölümden korkar mısın? Kim korkmaz? İlkel insanlar ölümü nasıl tanımlardı? Basit bir konsept. Düşmek, bir daha kalkamamak, kopmak, çürümeye başlamak, bu gibi şeyler. Yaralanmaları anlıyorduk. Ancak enfeksiyonlar çok gizemliydi. Yaşlanmak ise en büyük gizem. Ve sen farklı olduğunu anladın. Bunu anlamam epey zaman aldı aslında. Başlarda sorun bende değil, diğerlerinde diye düşünüyorum. Yaşlandılar, öldüler. İnsanlar, hayvanlar hepsi gitti. Bir tek ben kaldım. Basit yaşamışsın. Şatolarım da oldu. Ama madem her şeyi geride bırakacağım, niye fazlasını bırakayım ki? Para mı? İnsan yaşlandıkça günler, haftalar, aylar daha çabuk geçmeye başlar. Senin için bir günün, bir yılın, hatta 100 yılın ne farkı, ne anlamı var? Karmaşadan ibaret. İnsanlar gelir, tanışırım, iki kelime derim, giderler. Bazıları dalgalar gibi gelir, yükselir, alçalır. Tıpkı rüzgarda dalgalanan buğday tarlası. Hiç her şeyden bıktın mı oğlum? Ara sıra oluyor. İnsanlar aynı hataları tekrar tekrar yapıyorlar. O halde kendini diğer insanlardan ayrı tutuyorsun. Yok hayır, o anlamda söylemedim. Ama evet, bir bakıma haklısın aslında. Yaşadığın süre boyunca tanıdığın, değer verdiğin herkes öldü. Bu konuda ne hissediyorsun? İnsanları kaybetmekten çoğu zaman üzüntü duydum. Bu konuda hiç suçluluk hissine kapıldığın oldu mu? Felaketten kurtulan tek kişinin hissedeceği suçluluk gibi. Psikolojik açıdan bakarsak evet hissettim ama elimden gelen bir şey yok. Öyle tabii. Neyse, konuyu değiştirsek ölüm mevzusu yetti sanki bir. Ölüm madalyonunun tek yüzleri. Duygularını öğrenmem gerekiyor. Babasını sormamı tercih edersin? Ben hep bana annenden bahsetmeye başladığınızı zannederdim. Öyle ama tarih öncesinde ataerkil düzen ön plandaydı. Babanı hatırlıyor musun?
Pek değil ama aklımda bir figürü var. Yani babadan ziyade sosyal abi, sosyal baba figürü gibi. Sorun değil. Ben benimkini bile zar zor hatırlıyorum. Peki hiç bir boşluk hissine kapıldığın oldu mu? Yeri ancak bir ses veya yüzle doldurulacak bir boşluk. Geçen onca zamandan sonra hayır. Değer verdiğin biri, hatta birileri olmalı. Sevdiklerin, dostlarının, meslektaşlarının, eşlerinin yaşlanıp ölmesine tanıklık etmiş olmalısın. Eşlerin ve çocukların olmuştur mutlaka. Devam etmek zorundaydım, bir de öyle yaptım. Bu da onu tüm zamanların en çok eşli, çok eşlisi yapıyor. Hayatında hiç o değil de ben ölmeliyim dediğin oldu mu? Peki. Art geçmişte bazı arkadaşlarının senin onların hayatlarını çaldığından korktuğunu söyledi. Bu gerçek olabilir mi? Tarihte buna benzer efsaneler vardır. Kan olmasa da hayat enerjisi emme yeteneği olan, insana benzeyen bir yaratıktan söz edilir. Tanrım, saçmalama bey. Muhtemelen bilinçsizce, biyolojik ya da psişik bir mekanizma. Tahmin sınırlarımızın ötesinde. Bunu kasten yapacağını söylemiyorum ya da nasıl yapacağını bildiğini de düşünmüyorum. Ama yapar mıydın? Bu adil olur muydu? Yani bana inanıyorsun biz. Sadece anlamlandırmaya çalışıyorum. İnanıp inanmamamın bir önemi yok. Biz öleceğiz, sense yaşayacaksın. Cenazeme gelecek misin John? Bil. Bu kadarı biraz fazla. Böyle olmayı John istemedi ki. Biz de anlatmasını istemedik. Lakin anlattıkları doğruysa aramızda kıskançlık duymayan var mı? Hatta biraz nefret. Bize kendini anlattın John. Nasıl hissettiğimizi tahmin edebiliyor musun? Bunu düşünmemiştim. Hepimizin öleceği kesinken sen ölmüyorsun. Bunun bir sebebi olmadı. Belki de bir uzmansın. Belki de bir vampirsin John. Ne dersin? Bilmeden de bir vampir olamaz mısın? Doldurmamıza yardım ettiğin mezarların üzerinde başın dik gururla durabiliyor musun? Bu iş çığırından çıktı bey. Sıkılıyorsun, yalnızsın. Hatta belki de kalbin içindeki onca hazineyi taşımaya yeterli geldi. Her şey bundan mı ibaret? Hatalarla dolu bir hayat mı yaşadın? Emin değilim. Belki de ölme vaktin geldi John. Orada dur. Bak, John'un ne yapmaya çalıştığına bir fikrim yok ama senin ne yapmaya çalıştığın ortada. Silahı bana ver. Senin kolunu kırarım. Tıpkı futbol koçumuz gibi konuşuyorsun ben. Ne dersin John? Kolundan vurayım mı? İyileşmesini seyrederiz. Ya da kafana sıkayım. Ne olacak ki? Okumam gereken ödevler var. Ben ne kadar bundan haz etmesem de şu saçmalığı tercih ederim. Bil. Ne haliniz varsa gün. Tanrım. Ne bakıyor bu herif? Silahı nereden bulmuş? Sandığın kadar zeki olmayabilirsin canım. Parmağında oynatsın. Benim tanıdığım Bill böyle biri değil. Mary. Mary dün hayatını kaybetti. Bill! O kim? Eşi. Pankreas kanseriydi. Tanrım aklından ne geçiyordu Art? Bir şeyler yapmak zorundaydık. Aynı fikirde olduğumu belirtmek zorundayım. Ne olursa olsun o bizim dostumuz. Bundan emin misin? Ya neden ona bu kadar yükleniyorsun Edith? En sevdiğim insanlardan biri gidiyor. 35 yaşında Alzheimer'a yakalanmış olma ihtimali var mı? Ya belki de onu kendine getirmeye çalışıyorum. Belki ağlayamayacak kadar üzgünüm. Kendimle ilgili anlattıklarım Mary'nin ölümü derken karşı saldırıya geçti. Oldukça iyi bir şekilde. O hayat enerjisinin çalma zırvası da neydi öyle? Bilmiyorum. Ben nedenlerini ben de hep merak ettim ama. Neyse. Hala boşa geçirecek bir öğleden sonramız var değil mi? Ne yapalım? Sessiz sinema. Evet, tam senlik bir film biliyorum canım. Bak şimdi. İlk evliliği. Evet doğru. John, bahsediyorum. İçimizden birisi yine soyundan geliyordur. Tüh, keşke yılbaşında kart falan alsaydım. Yılbaşı, doğum günlerini bir düşünsene. Pastanın üstünde onlarca mı böyle, yıllarca üfle dur. Pekala, ne dersiniz deyin ama ben sonunu merak ediyorum. Ben de varım. Bunun bir bilim kurgu ya da bir masal olmadığına yemin eder misin John? Bizi kafaya almıyorsun değil mi? Sıradaki soru. Acaba siz de bunun mutluluk hapları dağıtan, beyaz önlüklü bilim adamları için bir davetiye olduğunu düşünmüyor musunuz? Bir düşünsene, binlerce hayatta kalmanı sağlayan bir mekanizma. Dünyada yer kalmaz. Mars'a gider koloni kurarız. İyi fikir, yeni dünyalar yeni başlangıçlar. Seni kıskanıyorum John. Evcil dinozorunuz olmuş muydu acaba? Hayır tatlım, onlar benden 2 gün önce yok olmuş. En azından senden önce de bir şeyler varmış. Hiç şüphesiz,
Hikayeni güçlendirmek için bize bir sürü detay verebilirsin. Magdalen dönemden, Buda'dan. Kitaptan sormasan da olur. Biraz üşüdüm. John'un yanına geçsene, orası çok sıcak. Aklıma bir soru takıldı John. Acaba senin gibi yaşlanmayan başka insanlar da olabilir mi? Hem de biyolojide adı bile olmayan, olağanüstü bir şekilde. Öğrenmenin yaşı yok. İyi de nereden bilecek ki? Adam göğsünün ortasında buraya yaba daba diyor yazıp gezecek değil ya. Aslında 1600'lerde... Milattan sonra 1292'de neredeydin? Geçen sene bugün bu saatte neredeydin yarın? Her neyse, 1600'lerde dediğim şu adamla tanıştım. Onun da benim gibi olduğundan şüphelendim. Ona durumu anlattım. Sen ilk bize anlattığını söylememiş miydin az önce? Haklısın, unutmuş. Hikayede bir çatlak çıktı bile can. Geçme dedim. Neyse, adam da kabul etti durumu. Oturup iki gün boyunca sohbet ettik. Her şey oldukça tatmin ediciydi. Ama bir şeyden bir türlü emin olamıyorduk. Yani ben kendi anlattıklarından oldukça eminim. Ama o bana bir oyun oynuyor olabilirdi ya da konuştuğumuz konularda uzman biri de olabilirdi. Ama biliyor musunuz, sonra aynı endişeyi kendisinin de duyduğunu söyledi. İşte bu çok ilginç. Ne kadar istersek isteyelim, asla emin olamayacağım. Onunla irtibatı koparmamak üzere ayrıldık ama öyle olmadı tabii. 200 yıl kadar sonra onu Brüksel'de bir tren istasyonunda gördüm. Evet ama kalabalıkta kayboldu, yani konuşma fırsatım olmadı. Kötü olmuş. Yani gerçekse tabii. O zaman bir soru. Boş zamanlarında ne yaparsın John? Her 50 yılda bir bütün bu hengameden sıkıldığında yeni yine de bir kabileyi ziyarete gidiyorum. Beni ölümsüz tanrıları sanıyorlar. Hey bey gelin. Ne parti ama. Aslında pek çok fotoğrafım var ama hepsi kutularda. Gösteremeyeceğim, üzgünüm. Ya yıkanmayan mağarada mı şakasını yapmayacağım? Yıkanmak ortaçağ kadar oldukça popülerdi. Sonra kilise tanrının kireni yıkamanın günah olduğunu söyleyince işler değişti. İnsanlar sonbaharda giydikleri giysileri ilkbahardan önce çıkarmaz oldular. Öylesine var olduğunu söyledim. Buna inanmıyorum. Hem hikaye doğru olsa bile Tanrı senin var olmana neden izin versin ki? Sonuçta ondan rol çalıyorsun. İlginç bir soru daha. İnançlı biri misin? Bilinen hiçbir dine mensup değilim. Yani cevabım hayır. Peki hiç oldun mu? Belki geçmişte bir zamanlar. Bazıları hiç kurtulamıyor. Tanrı'ya inanır mısın? Leblas'ın da dediği gibi böyle bir hipoteze ihtiyacım yok. Ama kim bilir? Belki vardır. O her yerde. Sadece göremiyoruz. Yani benim de yapabildiğim en iyi şey saklanmak olsa ben de aynısını yapardım herhalde. Peki ya yaratılış? Yolun aşağısındaki kaya son 10 yıldır orada. Yaratıldığını düşünmüyorum. Ne oldu o halde? Doğal devinin birbirini etkileyen alanlar. Peki alan enerjilerinin kaynağı ne? Bu bir ön tetikleyicinin varlığını gerektirmiyor mu? Güzel soru. O zaman da ön tetikleyicinin kaynağını merak ediyorum. Kısır döngü bunun benim için hiçbir anlamı yok. Çok eski bir soru. Ve dini cevaplar dışında da bir açıklaması yok. Eğer inançlıysan cevabı buluyorsun. Peki John. Dini tarihimizden önemli biriyle tanıştın mı hiç? Mesela İncil'den. Bir bakın. Kiminle? Bu soruyu geçsek iyi olur. Hayır hayır, geçmiyoruz. Anlat. Sıradaki soru. Ya hadi. Onu çıkarsana ağzındaki bakmayı. Onlardan biri miydin? Bu muhabbet hiç ummadığım bir yöne doğru ilerliyor. En iyisi başta konuştuğumuz gibi cipslerimizi yiyip bunu geçirelim. Hadi oğlum, dinler tarihinden önemli biri olduğunu mu söylüyorsun yoksa? Evet. İncil'den mi? Evet. Tanıdığımız biri mi? İncil'de adı geçen birini tanımaman mümkün mü? Onu ya, aslında, önemli biri mi demek istemiştim? Onu aslında tanıdığınızı zannedebilirsiniz ama gerçek efsanelerden ibaret. Ya İncil'in zaten tamam efsanelerden ibaret. Belki biraz tarihi olaylara dayanır. Sen bu tarihin bir parçası olduğunu mu söylüyorsun gerçekten? Evet. Musa mıydınız? Musa Mısır adındaki bir Suriye efsanesine dayanır. Eski versiyonları da var. Hepsinde suda yüzen bir bebek, ortadan ikiye ayrılan sular, yılana dönüşen bir asa, özgürlüğe giden bir yol var. Havarilerden biri miydiniz? Onlar aslında havari değillerdi. Ha, balıkçı Peter belki balık tutmakla ilgili birkaç bir şey öğretmiş olabilir. Bunu nasıl bilebilirsin ki? Efsaneler örtüsü o kadar kalın ki. Gerçekse oldukça basit. 100 kelimelik yeni ahit geliyor, hazır mısınız? Dinlemek istediğimi sanmıyorum. Harry beni eve bırakır mısın lütfen? Hayır, dinlemek istiyorum Edith. Edith otur yerine. Şuna inanıyormuş gibi davranma. Bu hakaret deme. Ya nasıl hakaret olabilir? Daha anlatmadı bile bir şey. Yeni ahit demesi yeterliydi. Yüzlerce yeni ahit var. İbranice, Rumca, Latince. Kral James'e kadar uzundur. Hepsi gerçi ortaya çıkarttığını söyler. Ben 100 kelimelik yeni ayetten bahsediyorum. Ben sana 10 elimde 10 kelime de veririm. Bak şimdi. Yapma, 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 yapma. Devam edeyim mi? Yapma. 10 emir sadece Hammurabi kuralları. Bu doğru. Üstelik bu ilk bile değildi. Bak Edith, ben Tevrat'la büyüdüm. Karım Kur'an'la. En büyük oğlum ateist, en genci ise deist. Kızım Hinduizm öğreniyor. Yani senin anlayacağın, oturma odamda dinler savaş verebilecek kadar malzemem var. İse yaşa ve yaşam felsefesini benimsedik. Neden oturmuyorsun? Söyle bakalım şimdi. Sen hangi İncil'i tercih edersin? Kral James elbette. En modern o. Zamanın akademisyenlerin elinden çıkma.
Modern olan iyidir. Will? Bir süre gittim. Sonra arabada oturdum kaldım. Çok ütülüyorum. Ve donuyorum. Şöyle git. Sana hala inanmıyorum. Yardıma ihtiyacım var. Herkes mi? Bazılarının diğerlerine daha çok. Yolda gelsin John. Adam Buda'yla tanışır. Duydukları hoşuna gider. Geri dönüş yolunda biraz düşünür. Yaklaşık 500 yıl kadar. Akdeniz'e gelir. Etruria'da olur. Roma İmparatorluğu'na sızar. Gördükleri hiç hoşuna gitmez. Dev bir ölüm makinesi. Düşünerek yakın doğuya yönelir. Neden Buda'nın öğretilerini bir şekilde aktarmayayım der. Dener. Roma'ya karşı tek bir muhalif. Roma kazanır. Gerisi zaten tarih. Yani içine bolca bir masal karışmış. Biliyordum. İsa Mesih olduğunu söyledi. O yalnızca kehanetini bulsun diye koydukları bir isim edildi. Peki ya çarmıha gelin mi? Adam Tibet'te kaldığı süre boyunca acıyı hissetmemeyi öğrenmişti. Metabolizmayı yavaşlatmayı da tabii. Böylece onu öldü sandılar. Müritleri gelip haçtan indirdi bir mağaraya götürdü. Adam tıpkı öğrendiği gibi vücuduna eski haline geri döndü. Fark edilmeden kaçmaya çalıştım. Ama müritler etrafı kolaçan ediyorlardı. Onlara durumu anlatmaya çalıştım. Çoktan büyülenmişlerdi. İşte böylece dirildim. Kaçabildiğim kadar uzağa. Orta Avrupa'ya kaçtım. Bunları isteyerek söylemiyorsun canım. Söylesene neden yapıyorsun bunu? Bileklerine bakayım. Yara izim kalmıyor artık. Üstelik beni yalnızca bağladılar. Ama tabii çiviyle ve kanla dini bir sanat oluşturmak çok daha kolay. İsa ile ilgili onca spekülasyon. Yok siyahiydi, yok Hintliydi, mavi gözlü bir Asyalıydı. Doğruluk için gelmiş bir uzaylıydı. Halbuki hiç yok. Halbuki mağara adamı. Mesle figürü Krishna'ya kadar uzanır. Hatta Herkül. Herkül mü? Bakir Akmena'dan doğmuştur. Babası Tanrı'dır. Bizim Zeus yani. Öldü ve Olympus'a babasının yanına döndü. Üstelik İsa'dan tam 1000 yıl önce. Tanrı'nın gerçek sözüyle pagan mitolojisini nasıl karşılaştırırız? Yani bayağı ortak noktaları var denebilirsinler. İlk Hristiyan liderler pagan, ilk Hristiyan liderler İbranice kaynaklar atıp yerine pagan kaynaklar koydular elbet. Duygularımı ne kadar düşüncesizce incittiğinizin farkında mısınız? Sen John'un duyguları ne kadar incittiğini farkında mısın? Acaba kendi söylediğine inanıyor mu ki? İncil'deki her şey körü körüne inanıyor musun Elis? Evet de. Ya siz sormadan söyleyeyim. Çoğu yerine değiştirdiğini ben de biliyorum. Ama Tanrı sözlerinin anlaşılması için bir insan aracılığıyla konuştu. Niye? Bize derdini tek seferde anlatamamış mı? Bizler mükemmel değiliz. Belli ki anlatmak için uğraşması gerekmiş. Tamam, o da kabul. Peki niye bizi ilk başta düzgün yaratmamış o zaman? İsa'nın öğretisi Budizm örtüsünden farksızdır. Hoşgörü, sevgi, kardeşlik, saygı. Tanrı'nın tam da burada olduğunun sert bir şekilde yüze vurumu gibi. Tanrı'nın eli iyilik demektir. Ben neyse buyum. Ben de tam bunu anlatmak istedim işte. Ama sonra yılanın biri kadının tekine elma yedirdi, işimiz bitti. Rahipler korku imparatorluğunu sürdürebilsin diye cennete cehennem kapı komşusu oldular. Günahlarınızı kurtarın. Hiç kaybetmedik ki kurtarın. Ben onlara yolu gösterdim. Onlarsa yoldan çıkıp nehre yuvarlandı. Yaptığın resmen Tanrı'ya küfretmek. Başka kimdin? Muhteşem Süleyman. Elbis ya da karınlaşancak mı? İsa ya da Buda kendi hakkında yapılanları görse ya da duysa ya güler ya ağlarmış. Bir tanrı varsa muhtemelen o da aynı şeyleri hissediyor. Diz çöküp dua edenler, ayin yapanlar, kutsal kurabiyeler falan görüyor. Sonra diyorum ki ben bunu kastetmemiştim. İşte bunlar Vatikan'ın saçmalıkları. Tanrı'yla bir ilgisi yok. Aslında John bir noktada haklısın. Dinler bir tarafı yüceltirken hayattan zevk almayı günah haline getiren şeyler. Bunu en iyi yapan Roma'ydı. İyiliğe giden yolda doğaüstü bir harita gerekir. Doğaüstü? Saçma bir kelime. Olan biten ne varsa doğada olur. İster inanın ister inanmayın. 14.000 yaşındaki bir mağara adam gibi mi? Buda'yı da İsa'yı da her zaman bir hikaye olarak düşündüm. Ama daha fazlasını dinlemek isterim. Bir süre koltuğa geçsem sorun olmaz değil mi? Gel gel buraya geç. Demek İsa'ydı. Belki de iyi ya da kötü bir İsa'ya ihtiyaç vardı. Buna ne zaman inanmaya başladın? Psikiyatr olduğuna ne zaman inandın ki? Harvard tıpı bitirdikten ve ihtisasımı tamamladıktan sonra yavaş yavaş öyle hissetmeye başladım. Peki bu inancın doğrultusunda herhangi bir şey yaptın mı? Birkaç özel çalışma, sonra öğretmenlik. Ama bir gün
İsa olduğuna inanan bir mağara adamıyla tanıştım. Tuhaf öyle değil mi? Oldukça. Çünkü ünvanım üzerine yemin ederim ki o da en az benim kadar aklı başında biri. O halde bu hikaye konusunda neden bu kadar ısrarcı? Bir sebebi olmalı. Tabii bunlar sadece benim kurduğum bir gerçeklik değilse, değil mi? Eminim sen de onun kadar aklı başındasın ya. Tanrım, hayır. Muhalif olmak yerine kendine, kendi dinine inanmak güvende hissettirmiş olmalı. Hristiyanlığın sapkınlık olarak görüldüğü zamanlar da oldu. Başka bir dine mensup gibi davrandı. Peki ya İsa, burada ona inanmakta zorlanan insanlara ne der? Onun söylediklerine inanın, saçmalıklara değil. Tanrı'ya adanmışlık, dinlerin insanlara sunduğu bir şey değildi. İnsanların dinlerden yaptığı yanlış bir çıkarım. Kafanda gitmeyi planladığın bir yer var mı Can? Taşımam gereken kutular var. Ben yardımcı olurum. Neyse, sormadım fark et. Akıl hastası kimseler bu denli fantastik bir geçmiş hayal edip hayatları boyunca ona inanabilirler. Napolyon olduğunu iddia eden birisi gerçekten Napolyon olduğuna inanır. Gerçek kimliği arka planda kalır. Eğer John'un durumu buysa literatürdeki adı Gray bozukluğu. Son derece iyi kurgulanmış. Verdiğimiz her soruya bir cevabı var. Babası tarafından reddedilmiş olması ya da geçmişindeki başka bir reddediliş bu durumu tetiklemiş ve gerçek kimliğinin arka planda kalmasına sebep olmuş olabilir. Babasını hatırlamadığını söylüyor. Aynen öyle. Peki neden? Aklının başında olduğunu söylemiştiniz. Öyle miydi? Belki de mağara adamımız yükseklerde takılıyor. Uyuşturucu mu? Yok olamaz. Daha önce narkotik buraya defalarca kez danışmanlık yaptım. Madde etkisi altındaki tonlarca insanı gördüm. Yani onun sorunu her neyse bu o değil. Peki mağara adamları konuşabiliyor muydu? İlk dilin 60 bin yıl önce ortaya çıktığını düşünün. Yani sözlü iletişim kurabilme etkisi taş devrinden. Harry, kes şunu. Budizmi Batı'da öğretmek. Başaramasına şaşmamalı. Biz buna hazır değiliz. Ona inanıyormuş gibi konuşuyorsun. Mümkün değil mi? Her şey mümkün. Ne yazık ki tarih öncesine dair bir otorite yok. İncil konusunda uzmanlar var. İsa ya da İsa'nın kayıp yılları. John! John gel. Otur, üşümüşsünüz. Teşekkür ederim. John! Bu tarihle ilgili bir kâhneti haklı çıkartıyorsun en azından. Neymiş o? Geri döndüm! Ateşi seviyorsun John. Evet, her gittiğim yerde şöminem olur. Çocukluk saplantısı. Dışarı seyirtici dolu. Aa, bu arada paketlemediğim bir şey daha var. Lazım olur diye düşündüm. Ne o? Sarktı Prentam daha uygun olmaz mıydı? Ne? Walter, dört bilim adamın da burada kayıtını bıraktım dostum. Seninle ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Voltaire'in evrenin büyük patlamayla başladığını öne süren ilk insan olduğunu biliyor muydun? Bence Paul de kabul ederdi. Peki ya Goethe'nin spiral nebulalarının aslında dönen yıldız kümeleri olduğunu öne süren ilk insan olduğunu? Şimdi ise onlara galaksi diyoruz. Bilimin yeni konseptlerinin çıkış noktasında sanatla kesişmesi ne kadar tuhaf, öyle değil mi? Peki Beethoven'ın müziğin yanında fizikle de uğraştığını bilen var mı? Ayrıca zamanın çoğunu bacaksız piyanosunun yanında yanlış portakal kabukları ve elmalarla birlikte yerde yatarak getiriyordu. Şimdi ise hep birlikte oturmuş Beethoven'ı dinliyoruz. İnsan ırkının devamına dair bir inancın var mı? Pek çok türün gelip gidişine tanık olduk. Doğayla olan uyuma bağlı. Biz ise şeyimizi yüzümüze bulaştık. İyi kullanırsak hala zaman vardı. Hristiyanlık 2000 yıldır dünyada kabul gören mi? Sümerler işlere ne kadar süre taptı ya da Mısırlılar ise? Hindistan'ın inekleri hala özgür ruhlar olarak özgür halkın arasında dolaşıyor. Birkaç yüzyıla kalmaz muhtemelen hepsi barbekü olacak. Ruhları da yeni doğmuş sincaplara geçecek. Sen İsa değilim. Edith. Yağmur yağarsa? Yağmayacak. Nereden biliyorsun? Yağmur kokusu almıyor. Şifacılık falan yaptınız oğlum peki? Evet, birkaç kez daha iyi yemekler için bildiklerimi anlattım. Şamanlık yaptım. Senin için din bu mu yani? Umut ve hayatta kalma yollarını sat. Eski ahit korku ve suçluluk satar. Yeni ahit ise benden çok daha zeki şairler ve filozoflar tarafından benim ağzımdan çıkmışçası anlatılan bir ahlak yönergesidir. Mesaj hiç anlaşılmadı. Peri masalları kiliselerim. Peki ya İsa ismi? Sen miydin? Ben kendimi hep John olarak tanıttım. Ama diriliş hikayeleri yayıldıkça ismim İbranice'deki Yohan önüne karışır o. Anlamı Tanrı bağışlayıcıdır. Benim dünyadaki varoluşum ölümsüzlüğün ilahi kanıtı olarak görüldü. Çevrildiğinde Tanrı kurtuluştur anlamına gelen Yeşua bana uygun gördükleri isim oldu.
İnanca da Jesus, Latince de Jesus. Sonunda Orta Çağ'da İsa oldu çıktım. İnanın ben de bunların evrimini hayretle izledim. Yani hiçbir zaman Tanrı'nın oğlu olduğunu söylemedim. Bir ustam olduğunu söyledim. Bir babam olduğunu hiç söylemedim. Yalnızca öğrendiklerimi öğretmeye çalıştım. Yahudilerin kralı olduğumu da hiç iddia etmedim. Ne su üzerinde yürüdüm ne de dirildim. Yeryüzündeki insanların iyiliği anlamı haricinde gelecek ilahi algılanması muhtemel hiçbir söz söylemedim. Doğulu hiçbir bilge gelip bir ahırda ibadet etmedim. Yalnızca doğuda öğrendiğim birkaç yöntemle insanları tedavi ettim. Hepsi bu. Üç bilgi adamla Buda'nın doğumuyla ilgili efsane olarak ortaya çıktı. John, şu an evde bir karıma sarılmış uzanıyor olmam gerekirdi. Ama burada bizi kendine bağladın. Biraz daha zorlarsan bir devrim falan bekleyeceğim senden. bizim için söylemek istediğin başka bir şey var mı? Tıpkı eski zamanlarda olduğu gibi. Sen İsa değilsin. Tepedeki ilk payı neydi? Söyle. Hangisi? Derby mi? Kral James mi? Yoksa Amerikan standarttaki mi? Hepsini biliyor musun? Kimse hiçbirini bilmiyor Edith. Ama günün birinde tepede birkaç bir şey söyledim. Hepsi bu. Pek fazla insan da yoktu. Ama sen... İsa dedi ki... Sizce ben kimim? Şimdi size de aynı şeyi soruyorum. Size seçme şansı veriyorum. Sen o musun? İsa olduğumu söylemesem, inkar etsem bile şu an buna inanacak mısın Edith? Kapat şunu lütfen. Bu saçmalık yeterince uzadı. Hatta çığırından çıktı. Şu insanların haline bak çok. Deli olduğunu düşünmüyorum. Ama anlattıkları da gerçek değil. O zaman geriye sadece tek bir çıkar yok oluyor. O da bütün bunların bir kurmaca olduğunu itiraf etmek. Eğer bu saçmalığa devam etme niyetindeysen seni gözetim altına aldırabilirim John. Bunu biliyorsun. Lütfen kapanışı yap. Pekala tur bitti herkesinizin. Ne? Uydurduğum hikayeydi, saçmalıktan ibaret. John, aklın başında mı değil mi diye kendimizi yiyoruz iki saattir. Şimdi kalkmış hepsi oyun mu diyorsun? En azından delirmediğimi anladınız. Keşke delirmiş olsaydım. İyi de bana bu fikri siz verdiniz derken, Edith sahte Van Gogh tablomu gördüm. Öyle olduğunu söyleyebilirdin. Hiç yaşlanmadığımdan bahsettim. Sen de ilk insanlarla ilgili bir kitap verdin. Ben yontma taşını fark ettin, keşke taşlar konuşabilse dedin. Biliyordum. Analitik sınırlarını zorladım. Gerçi biraz abarttık ama. Abarttın mı? Tepki mi ölçtün? Etrafınıza dolanıp arkanıza mendil attım durdum. Gizemin tadını çıkardım. Dostum. Hani şu iç içe olan bebekler vardır ya, matuşka bebekler. Böyle seni anlattıkça kendimi son bebekmiş gibi hissettim. Piç kurusu. Niye yaptın ki bunu? Senin için çok endişelendim John. Biliyorum. Pek çok kez beni yakaladığınızı zannettim ama hikayenin sonunda merak ettim aslında. Aslında ayrıca bunu başlamadan bitirebilirdiniz ama izleyici grubu mükemmeldi. Arkeolog, tarihçi, biyolog, teolog, psikiyatr, antropolog. Bu kadar yeter. Geliyor musun? John bunu yazacak mısın? Yazarsam hepinize birer tane yollarım. Hiç zahmet et. Raporluk delisin oğlum sen. Sizin tanışmak güzeldi Doktor Altman. Soyadınızın da buna bayağı bir katkısı oldu değil mi? Altman. Linda. Hoşçakalın. Görüşürüz. Will, belki bununla ilgili bir makale yazarsın. Belki yazarım. Yardım için de vücuda uğrarım. Kendi iğne baktım. Görüşürüz. Sen de Edith'i eve bırakacağım. Geliyor musun? Yok, ben kalıyorum. Peki. Söylediklerin için özür dilemeyecek misin? Özür dilerim. Peki. İyi bir Hristiyan olarak seni... Tanrım John. Yaptığın şey çok kötüydü. İyi olduğun için şükrediyorum. Kendine iyi. John, sen bir sadistsin oğlum. Bak, itiraf edeyim. Mendil arkamı bıraktım diye defalarca dönüp baksam da bulamadım. Kendine gittiğin yerde iyi bak, olur mu? Görüşürüz. Hazır mısın? Görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler. Dostum. Seni ve anlattıklarını düşündükçe bir türlü kendimi son bebek olmaktan alamıyorum. Oh. Aslında... Hayır, daha fazla devam et. Eve gideceğim ve akıl sağlığım için Star Trek izleyeceğim. Gittiğin yerden beni aramayı unutma. Hayır. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz senden. İyi geceler. Götüm. Neden bence oldukça iyi? Sana inandılar çünkü inanmak zorundaydılar. Ama bildiğim tek bir şey varsa o da
senin aslında onların zannettiği gibi insanların iyi niyetini asla kullanmayacağım. Hayırdır, psikoloji 101'den mi öğrendin? Hayır, kadınlar hisseder. Demek hızlı bir yalancısına vay. Cidden bilmek istiyorum. Gerçek adın ne? Adım hep John oldu. Bile neden teslim oldun? Bu kadar yeterliydi, bitmesi gerekiyordu. 14 bin yıl. Eminim çok kadın gelip geçmiştir. Sayıyor muyuz? Belki. Pekala John Otman. Başka hangi kinayeli soy isimlerini kullandın? Paleolitik döneme ithafen John Paley demiştim kendime. 60-70 yıl önce de bir ara delirmiştim. O zamanlarda John Savage oldu. Ha bir de Hollywood'da kimyacılığı yaparken de Tea Party soyadını kullandım. Boston Tea Party göndermesi. Anladım. Öyle işte. Bir dakika. Boston mı? Pardon. Sana inanmıyorum. Değil. Kimya hocası falan değil. Değil. Nola. Otur şöyle. Peki ya köpeğimizin adı? Ben doğmadan önce ona. Goofy. Goofy. Bizi terk ettiğini söyle. Hey, gitmek zorundaydım. Gel şömine. Küçükken de bizim. Hey! Bil, bırak şu silahı. Bil, ver şu silahı. Bil, şu silahı bırak. Mükemmel ekiple biz bunu çıkartmış olduk. Öncesinde çok kısa teşekkürlerim olacak. Ondan sonra yönetmenimizi davet edeceğim. Bize okulda şu görmüş olduğunuz dekorlar konusunda çok yardım eden iki kişi var. Bir tanesi Metin abimiz. Onun için bir alkış istiyorum. Diğeri de SKS müdürümüz ve onun yanında da öğrenci topluluklardan sorumlu Merve Keç. Biz için çok büyük bir alkış istiyorum. Yönetmenimiz.
daha çalışmaktan gerçekten çok keyif aldım. Önümüzde 3-4 tane daha oyun var. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizin ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Hocam. Emre hocam. Okulumuzun da sizin adına yaptırdığı bir bağış var. Plan bağışı. Bu da onun belgesi. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Vermişken şunu da yaptım, hoşumuza gidiyor açıkçası. Cemre Baytok. Teşekkürler.